Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri oynadığım bir oyuna götürmek istiyorum. Dün oynandı bu karşılaşma ve rakibimin reytingi 2400. Tabii ki böyle oyuncularla oynamanın keyfi başka oluyor. Özellikle kazanmanın keyfi başka oluyor. O yüzden ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bu oyun dünkü Premium Arena'da oynandı. Chess24'ün düzenlediği Premium Arena'da sadece Premium'lar oynayabiliyor. Ama birçok büyük usta da davet aldığı için gerçekten Premium'lar için kendini geliştirme adına çok güzel bir fırsat. Ve o fırsatlardan bir tanesini ben kullanıyorum tabii ki. Dün Anişkiri ile oynama fırsatım oldu ama pek de iyi geçmedi karşılaşma. 25 hamlede kaybettim. Fakat yine de benim için güzel bir tecrübeydi. Turnuvada Dinktiren, Anişkiri, Penta'da Hari Krishna ve Vladislav Artemiev gibi büyük ustalar oynadı. Tabii ki bu büyük ustalarla eşleşebilmek bile çok değerli, çok güzel oluyor. O yüzden sizleri de her cuma düzenlediğimiz bu turnuvaya bekliyorum diyelim ve oyuna geçelim. Oyunda neler oldu? Beyazlarda ben oynuyorum. E4'te başladım ve rakibim şimdi burada C5 oynuyor. Beni uzun süredir takip eden arkadaşlar burada hangi hamleyi yaptığımı zaten çoktan biliyorlar. Ben burada B3 hamlesini oynuyorum ve B3'ten sonra fil B2 ile birlikte şah kanadına bakan bu çaprazdaki fil çok değerli oluyor. Çok keyifli oluyor aslında ve bakalım bu keyiften bir tanesini de bu karşılaşmada görecek miyiz? At C6 oynandı. Fil B2'ye çıktım ve D6. D6'dan sonra rakip aslında benim E5 sürüşümü kesmiş oluyor ve at B6 rahatça oynayabiliyor. O yüzden ben burada bir F4 oynadım ve rakip at B6 oynadığında ileride belki E5 sürebileceğim. Ama öncelikle burayı korumak ve taşlarımı çıkmak istiyorum. Burada at C3 oynadım. At C3'ten sonra E6 ve at B3 ile birlikte şimdi fil E7'ye artık fil B5. Bu fili burada artık kullanamayacağım. Çünkü D3'ten sonra aslında bu filin de yeri içeride olmamalı. O yüzden ben en azından buradaki ata karşılık fili vermek istiyorum. Özellikle burada rakip A6 ile bir tempo kaybedip bana bir de duble yapma şansı verirse tabii ki o atla fili tabii ki de değişeceğim. Fil çarpı C6 alıyorum. B çarpı C6 ve şimdi aklıma burada bir fikir geldi. Tabii ki duble olması güzel ve ben bunu bozmamam gerekiyor ama daha da iyisi eğer D piyonuyla E piyonunu değişebilirsen burada bu duble çok çok kötü kalacak. O yüzden benim aklıma hemen burada E5 fikri geldi. E5'ten sonra rakip alırsa zaten konum direkt bitmiş oluyor. O yüzden ya da belki F ile de almayı düşünebilirim F6'ını açmak için ama alırsa oyunun biteceğini düşünüyordum en azından pozisyon olarak. Ama rakibim tabii ki almadı ve at D5 oynadı. At D5 normalde E çarpı D6, fil çarpı D6'dan sonra tamam sıkıntı yok diyebileceğiniz bir durum beyazlar için. Ama buradaki sıkıntılardan bir tanesi rakibim at P4 oynayabiliyor ve aynı zamanda ben burayı korursam at çarpı C3, fil çarpı C3'ten sonra D5'te sanki konumu fena kalmıyor gibi gördüm. O yüzden benim buna bir çözüm bulmam gerekiyordu ve ben de burada at E4 oynayarak F4'teki piyonu feda etmiş oldum. At çarpı P4 aldı, piyon kazandı. E çarpı D6 ve fil çarpı D6. Ama şöyle düşünüyorum en azından. Diyorum ki F attım açıldı ve taşlarım çok daha fazla gelişmiş. Aynı zamanda rakibimin aldığı piyonlardan bir tanesi aslında burada olabilir. Yani bunlardan bir tanesi olabilir. O yüzden benim için çok da fazla sorun yok diye düşünüyorum. Piyon geride burada atak yapmaya çalışacağım. Ben burada rok attım. F hattını kullanmak istiyorum. Tabii ki rakibim de buna hemen müsaade edemez. O yüzden o da rok atmaya karar veriyor. Ama burada bir hamle varmış benim kaçırdığım. At çarpı D6 gibi bir şey var. Vezir çarpı D6 ve fil E5'ten sonra buradaki taşlardan bir tanesi düşüyor. Bu oynanabilirdi ama benim aklım fikrim burada şah kanadında ve tabii ki rok atar atmaz hemen ben at BG5 oynadım. Ve amaçlardan bir tanesi vezir G4 oynamak ve bir diğeri de imkan olursa vezir H5 oynamak tabii ki. Ve rakibin bu imkanı bana elleriyle veriyor. At G6 oynadı ve ben hemen vezir H5 geliyorum artık at B4'te olmadığı için H5'teki taş istenemiyor. Ve burada H6 oynadı rakibim tabii ki matı engellemek adına ve matı belki de engelleyecek tek hamle bu olmalı. H6 oynadıktan sonra da aklıma çok güzel bir fikir geldi burada. At çarpı P7 oynuyorum. Ve rakibim kale çarpı P7 oynadığında zaten burada G6 düşer konumda kaldı. Ama ben en azından dedim ki burada kaleleri kesip diğer kaleye, A'daki kaleyi getireyim. En azından rakibin savunma taşlarından bir tanesini atmış oluyorum. Ve ben de oyuna girmemiş bir taşımı tekrardan oyuna girmiş olacağım. Kale çarpı P7, şah çarpı P7 ve kale F1'in ardından en güzel kısımlardan bir tanesi de burada at açmaz da at B4 ya da fil F4 kapatamıyorsunuz. Fil F4 kapatsanız kale F4 var açmazlığı olduğunu tekrar hatırlatayım.
ve şah kaçmak zorunda olduğu için burada at yeniden düşüyor. At burada düştüğü gibi bir de ben burada istekle geliyorum tabii ki. G7 isteği var ve bu G7 isteğine o kadar kolay cevap veremiyorsunuz belki vezir E7. Seçeneklerden bir tanesi tabii ki olabilir ama burada at D6'dan sonra aslında direkt at D6 ya da belki at F6 bile oynayabilirsiniz ama at D6'dan sonra vezir D6 zaten vezir G7'ye mata yol açıyor. O yüzden burada en azından fil düşmüş olurdu. Rakibim de burada G7'yi tabii ki çok fazla önemsedi ve hemen fil F8 çekmeyi tercih ediyor. Ama fil F8'den sonra burada at B6 var. Şahı kaçabileceğiniz tek yer H8 karesi ve vezir H7'ye mat olacaksınız. O yüzden belki de burada mecburen vezir çarpı P6 almak zorundasınız. Sonra da tabii ki kale çarpı P6 ve devamında yani muhtemelen işte kale F8 bile patlatabilirim ama mat birazcık daha uzar da en azından onu söyleyebilirim. Ama ben de vezir sahibi oluyorum burada. O yüzden rakibim konuma baktı. 19. hamlede rakibim terk etti. Ve 2400'lük bir oyuncuyu yenmek de benim için güzel bir keyif oldu burada. Özellikle at P7 fedası gerçekten tatmin etti diyebilirim. Benim böyle oynadığım birkaç tane karşılaşma var. Hatta böyle bir FM'yi de yendiğim bir karşılaşma var. O çok daha kısa sürüyor. Ama tabii ki bu sizin like'larınıza bağlı diyebilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve ben de böylelikle şöyle bir şey anlayacağım. Tamam, bu tarz konumları, bu tarz oyunları görmek istiyorlar. Ve ben de kendi oyunlarımdan da birkaç tane sizlere tekrardan göstermek isterim. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.